diplom olmak falan umurumda değil. Neyse cezası çeksin. Ne bunları sabah konuşsak olmuyor mu? Sakın Ömer. Sakın bana o kızı savunacak bir şey söyleme. Ben hayatımda böyle bir rezalet görmedim. Yani yaptıkları yetmedi, bir de hakaret etti ya. Ya psikolojisi bozuk işte, görmediniz mi? Gebeliği sonlandı, hayati tehlike atlattı, ne bileyim. Bu yaptıklarının hiçbir mazereti olamaz. Bugün bunu yapan yarın kim bilir ne yapar. Hay Allah'ım, biz kimlerle muhatap oluyoruz? Öf. Gülfem. Anne ne yapıyorsun? Gülfem bugün neler oldu bir bilsen. Hani Taner'le ilişkisi olan kız var ya. Evet, evet o. Gülfem biraz önce köşkü bastı. Aa, ne diyorsun sen Cahide? Ay inanılır gibi değil. Ah canım. Çok haklısın. Ha, delirmiş bunlar. Vallahi delirmiş bunlar. Haklısın canım. Elbette. Elbette. Tamam canım, tamam. Lütfen sakin olmaya çalış. Görüşürüz. Halide! Halide! Buyurun. Derhal bana Salih Efendi'yi çağırıyorsun. Tabii hemen. Gülfem Hanım. Gönderiyorsunuz onları değil mi artık? Peki, çağırın. Bunun da sırası gelecek. Gerçekten namaz kılıyor odasında. Peki. Namazı biter bitmez Gülfem Hanım'ın yanına gelsin. Hemen. Tamam, söylerim. Babanız olanları duyunca bakalım ne yapacak? Doğrusu çok merak ediyorum. Bittim ben. Sonum geldi benim. Mahvoldum ben ya. Sen hala kendini mi düşünüyorsun? Ya babam? Babam ne olacak? Önce bana bak. Eğer senin yüzünden babama bir şey olursa var ya. Var. Güdürü. Güdürü ne olur yardım et bana. Ne olur. Git Gülfem Hanım'la konuş, tamam mı? Babama hiçbir şey söylemesin. Tamam mı? Ne olur ablacığım bak, senden son kez bir şey istiyorum. Lütfen. Güdürü. Yemin ederim asarım kendimi. Babam da kalpten ölür. Ne olur bana yardım et. Bak, beni düşünmüyorsan babamı düşün. Senin ne işin var burada? Babamı çağırtmışsınız. Evet. Velisi misin sen onun? Gülfem Hanım. Lütfen. Lütfen ne Gülru? Lütfen ne? Senin haddini ve mesafeni bilmezliğin yüzünden Ömer hayatından olabilirdi. Peki bu ne? Bu? Kardeşinin sahte hamilelik ultrasonu. Yaptığınız rezalet beni aştı. Siz durdurak bilir misiniz ama? Yok, bilmezsiniz. Gidersiniz bir de Cahide'nin köşkünü basarsınız. Ne deseniz haklısınız. Dengesini kaybetti, ben engel olamadım. İyi, sonuçlarına katlanırsınız o zaman. Çık dışarı. Ne duruyorsun? Çık dedim sana. Gülfem Hanım, lütfen babama bir şey söylemeyin. Kalbi var, tansiyonu var, daha hastaneden yeni çıktı. Eğer bunu da öğrenirse ölür. İnanın ölür. Bunu daha önce düşünecektiniz. Gülfem Hanım lütfen yalvarıyorum size. Yalvarıyorum, ne olur ben ne isterseniz yaparım. İsterseniz beni köle gibi çalıştırın, 5 kuruş para vermeyin ama bunu yapmayın. Babama bir şey söylemeyin lütfen. Lütfen. Peki.
ki. Yani. Söylemeyecek misiniz bir şey? Evet. Çok teşekkür ederim. Tabii sen de benim için birkaç bir şey yapacaksın Gürru. Tabii. Ne isterseniz. Ne isterim, ne isterim. Şu yarım kalan işi tamamlamanı isterim. Anlamadım. Hangi iş? Nikah. Mert'le. Tabii ki Mert'le. Başka kimle olacak? Küçük aptal. Yapamam. Artık yapamam. Haklısın. Tabii karar sana ait Gülru. Halide! Buyurun. Salih Efendi'yi çağırır mısın lütfen? Ve bu sefer onu beraberinde getirir misin? Tabii hemen. Tamam, tamam. Tamam, kabul ediyorum. Gerek kalmadı Halide. Gidebilirsin. Ben tamam desem de Mert kabul etmez ki artık. İkna etme yeteneğini kullanacaksın. Mert'i ikna etsem bile babamı ikna edemem. O bıçak olayından sonra babam böyle bir şeye nasıl izin versin? Bak şimdi çok merak ettim. Baban acaba en çok hangisine üzülecek? Yonca ile ilgili gerçeklere mi yoksa Mert'le evliliğine mi? Yaptınız. Son derece adil. Karar senin Gülru. Ya baban ya sen. Tamam. Güzel. Cihan'ı ikna etmek de sana düşüyor. Bu evliliği gerçekten istediğini senin ağzından duyması çok daha doğru olur. Tamam. Tabii bu evliliği senin istediğine herkesi ikna etmek de sana düşüyor. Tamam. Başka? Bu kadar. Gidebilirsin. Alo. Mert. Reddetti değil mi? Allah'ın cezası cadı ya. Umrunda mıyız biz? Ölmüşüz, kalmışız. Ama dur. Ben öyle ucuz çekip gitmem. O beni yakıyorsa ben de onu yakarım. Kurtuldun. Ne? Kurtuldun mu? Abla, niye ağlıyorsun ki sen? Çok mu söylendin? O saatte evrakları yüzüme salladı. Yemediğim hakaret kalmadı senin yüzünden. Tamam. Ama konu kapandı, değil mi? Kapandı, kapandı. Mert'le evlenmem karşılığında.